işte basıldı. Bitti. Buyurun. Hocam. Hocam hoş geldiniz. Okulumuzu şereflendirdiniz. Okulumuza büyük hizmetlerinizden dolayı size ağzınızı kapayacak şekilde. Ya tahmin ediyorum arkadan bir. Her gün geçeceğini. En öndekiler imzayı okusunlar. İbrahim Çans mı? Kim? Ne dedi bakayım, sahtekar sen atmışsındır imzayı. Hayır, yemin ederim orijinal imza. Kim bu? Picasso. Picasso. Ay ve, benziyor da. Ve orijinal değilse eğer... Orijinal değilse eğer... Ne söyle, bu niye söyle? Bu ne söyleyeyim? Değilse eğer bana geri ver. Şimdi... Ya bunu anlat, bu resim bu hikayesi. Bu konservatuarda 1961 yılında başlayan... Yok, 60'ta şehir tiyatrosuna başlayan... 59-60 sezonu. 59-60 sezonu beraber girdik. Konservatuardan parlak öğrencileri sınavsız alıyorlardı. O zaman biz de girdik. Savaş'ta geldi ertesi yıl. Bu bir tiyatro açtı günün birinde beyefendi. Bayağı da eni konu. Hep kapalı gişe zaten. 50. yılı hala kapalı gişe oldu. Hala dolu valla. Allah razı olsun. Ondan sonra efendim bir gittim. Bu çok düşününce yalan söyleniyor demek ki. Vallahi bir, bu dersin bir parçası olarak yani, böyle bir karakter canlandıracağınız zaman böyle düşüyorsa sesi iniyor kalkıyorsa düşünme payı varsa yalanı çeviriyor. Yani nasıl otursun? Buyurun. Şimdi yalan başladı. Evet. Beni konuşturmadığına göre ortada bir numara var. Bakın bu ressam Muazzez denen çok ünlü bir ressamın meşhur orta oyunu tablosu. Kavuklu Hamdi Efendi ile ve orijinaldir bu. Arkasında da gel oku gel bir arkasına ne yazıyor? Sevgili Müjdat, bu resmi sana çok kalemin biraz da rengi gitmiş. Rengi gitmiş, evet. Eşkıya gasp ettiği için bu resmi tiyatronun müdüriyetinden gasp ettiği için arkasını okumayacak şekilde yazmış. Sana layıktır sevgilerimle Ali Poyrazoğlu. Yani bu resmi kendisi bana armağan etmiş. Hayatım, tiyatro tarihinde yeri var bunun. Anlat. İki tane arkadaşım. Oyununu alkışladım. Çok beğendim oyununu. Kulise girdim, müdüriyet odasında bu orta oyunu resmi duruyor. Ben de o zamanlar geleneksel Türk tiyatrosu orta oyunu dersleri veriyorum. O resim bulunmayacak bir resim ha, onu da belirtelim. Bir tane var. Bir tane. Ressam Muazzez'in orta öbürü var. Öbürünü satın aldım senin yüzünden. Servet ödedim, aldım. Ötekisi de buldum. 80 yılı değil mi hocam? 80 ya da 81. Ne 80 ya? Çok daha eski. 82 olabilir. Ha bunun gasp olayı mı? Gasp olayı. Gasp diyor ya. Neyse uzatmayalım. Ali bunu bana ver dedim. Orta oyunu falan. Hayır dedi. Milyarlık resim. Oğlum paranın önemi var mı burada dedim yani. Orta oyunu. Bilmem. Vermiyorum dedim. Bu resmi sana vermiyorum. Ben onu dedi açık arttırmadan aldım. Açık arttırmadan almıştın. Evet. Metin Alt söylemişti satılıyor diye. Evet. Metin Alt haber verdi. Orta oyunu diye yani o, bu gelenek. Kitapta resmi var çünkü. Metin Alt resmini kitabında çekmiş. Ama o fotoğraf bu orijinal. Arkadaş sen bunu bana ver. Ben de sana Fikret Mualla'nın portresini vereceğim dedim. Fikret Mualla da o zaman bunun iki misli fiyata gidiyor yani. Doğru. O kısmı da yani burada bir parantez açmak gerekiyor. Evet. 2-3 gün ben geldim tiyatroya. Müjdat Bey dediler ki Müjdat Bey müdüriyette oturuyor. Niye geliyor Müjdat Bey ya dedim. Müdüriyette oturuyor resme bakıyor dediler. Bu bana manevi baskı uygulamak için gelip geçerken oraya çiçek para falan gidecek herhalde. Uğruyor böyle resme bakıyor. Mahsus dram yaratıyor. Ben de vereyim hani adam aşık oldu resme diye. Ver. Sonra aynen dedi ki bunu bana ver sana Fikret Mualla'nın portresini vereceğim dedi. Fikret Mualla resmi verecek yani. Çok güzel. Buraya kadar doğru. Ertesi günü. Evet. Gerçekten Fikret Mualla'nın resmi geldi tiyatroya. Söyle. Bir çerçeve geldi. Gazete kağıdına sarılmış. İçinden bir A4 kağıdı çıktı. Flomasterle Müjdat böyle bir surat karalamış. Altına da diyor ki bu Fikret Mualla'nın resmidir. Ben yaptım. Bu böyle bir gazetçi sahtekar. Bu kadar benziyor. Portreyi bu kadar benzetebilirim. Hani ne şimdi kadar para kaçakçısı varsa, kara paracı varsa, üç kağıtçı varsa bütün bu akımları başlatan, kapıyı açan bu adamdır. Aslında bunun bilinmesi gerekiyor. Hocam. Şimdi gelelim bunun şimdi de bak. Bunu da Picasso yapmış, bunu getiriyor bana. Bakın, yemin ederim Picasso'nun orijinali. Picasso'nun kemikleri sızlıyor. Hayır. Bu resmi ben renklendirdim. Hani vallahi billahi.
bir bak. Hani çocuklara yapıyorlar böyle sulu boya, sen boya mı çocuk hayır, öyle mi yaptın? Hayır, akrilikle her birini tek tek boyadım. Hı. 1962'de Pablo bana dedi ki, Pablo Picasso yani. Ha. Pablo galiba. Picasso. Evet. Peki Picasso bak, biz kendimizi öyle... Ha. Arkadaş Lijon, olduğumuz için. Lijon, Pablo falan öyle. Leonardo, bak, Da Vinci biliyorsunuz o, değil mi? Ben ona yetişmedim, sen bilirsin. Netice itibariyle ben bunu tuval üzerindedir bakın, gerçek. Ha. Siyah beyazını renklendirdim. Ali Poyrazoğlu'na hediye ediyorum. Buyurun. Ben bu kadar değerli bir sanat eserini almaya cesaret edemem. Ben bunu nereye koyacağım? Bunu korumalar tutmam lazım. Yani önüne cam kaplatmam lazım. Hayır, hayır. Halktan korumak lazım. Ben bunu almayayım. Burada, burada Picasso ile yaptığımız ortak çalışma sana yakışır diye düşündüm. Arkasına nitekim senin yazdığın yazının aynını yazacağım. Tamam. Sevgili Ali, Picasso ve Müjdat Gezer ortak çalışması sana yakışır. Bunu yap, gelecek derse bir Salvador Dali ile gelmeni bekliyorum. Tamam mı? Ahmet gel onu getir Ali'ye. Ne o? Hoca bir de yapma ya o. İmza kalemi var orada. O masanın hali ne meyveler? Meyve, şampanya var. Bitti. Hocam ama. Belgeleyeyim mi? Belgele. Özür dilerim. Aldığım milyarlarca maaşım burada yetmiyormuş gibi bir de aç karnını doyuruyorum. Bir de özel ama aldığım maaşı bir dakika burada çocuklara dağıtıyorum ben. Nasıl? Bağış günü yani sen kıyıp da cüzdanından parayı çıkarıp bana verdiğin zaman evet. Ben o parayı geliyorum derse diyorum ki bugün en iyi öğrenci kimse parayı ona veriyoruz. Çat zarfı açmadan toka ediyorum. Ama bugün sen para vermediğin için ben başka bir şey vereceğim onlara. Hiç olmayacak bir kitap getirdim. Bu kitap Türkiye'de kolay bulunan bir kitaptı. Burada Ali Poyrazoğlu, Yıldız Kenter, Kenan Işık, moderatör Refik Erduran, Kültür Üniversitesi için yaptığımız özel bir kitap. Bulunmuyor. Üniversite basmıştı bunu. İkisi hayatta. Elimde vardı. Evet. Bir tane. Bugün kıyacağım öğrencilerden birine. Sahi misin? Evet. Bir bakayım. Kızlardan birisi muhtemelen alacak bunu. Ben de yok. Sen de oku. Ben de var. Sana getiririm. ben sana yollayayım. Tamam. Bunu öğrencilere vereyim. Sana bir tane getiririm. Ali Poyrazoğlu okulumuzda. Evet. Yıldız Kenter, Kenan Işık, Refik Erduran. Çok önemli. Türk tiyatrosu üstte bir brainstorming, bir fikir toplantısı. İmzalıyor musun utanmadan? Allah'ım ya sahtekarlığın böylesi görülmemiş. Resmin sahtesini yapıyor bir de imza atıyor Picasso ile beraber yaptık diye ya. Peki onu işte hepsi gördü. Ama ben dürüst bir adamım. Ha. Ortak çalışmamı istiyorum. Ortak çalışma. Sadece sen değil. Dersi de işgal etti ya Allah Allah ya. Hadi ne yazıyorsun? Hatıralarını mı yazıyorsun resmin arkasında? Oğlum öyle kısa yazılacak adam mısın sen? Okusun beni. Oku. Evet. Canım Ali'ye, Picasso ile ortak çalışmamızı veriyorum Müjdat Gezer. Bir yalan var mı? Yok hocam. Hey.